İyi akşamlar dostlar. Bugünkü ilk hissemiz Sasa bu videodaki. Sasa arkadaşlar geçen haftanın kahramanıydı. Bu hafta ne yazık ki kahramanlıktan vazgeçmiş gibi gözüküyor. 0.50, 0.75 arkadaşlar. Burada 0.59 yazsa da 15 dakika gecikmeli verim. 0.75 olarak da kapattı gözüküyor arkadaşlar şu aşamada. Peki buradan baktığımız zaman neler var? Hemen şöyle hızlıca bakalım. En son değerlendirmemiz arkadaşlar hisse bazında 28 Aralık'ta yapmışız ki diğer videolarda es geçiyorum. Onlar güncel gözümüze takılan videolar vardı. 28 Aralık'tan beri neler değişmiş hemen hızlıca anlatmaya çalışalım. Bakın 28 Aralık arkadaşlar tam da şurası. Buradan baktığımız zaman yeşil mumda desteğimiz 104'müş arkadaşlar ve baktığımız zaman daha önceki trend desteğinin altına kırarak arkadaşlar geçen hafta ne zaman yapmış bunu? 5 Ocak'ta arkadaşlar desteğimizi bir defa karşımıza kaç çıkarttık? 88.94 bizim için destek olarak karşımıza çıkan bölge. Bir defa şu siyahı silelim artık. Burayla işimiz bitti. Şimdi mavi de silelim arkadaşlar. Maviyle de işimiz bitti gibi gözüküyor. Yukarıda baktığımız zaman direncimiz 126, hatta biraz yukarı kaldırılabilir. Evet, direncimiz arkadaşlar şu aşama 127.25, 137-145 olarak ve 188 olarak karşımıza çıkan 4 tane direncimiz var. Hissemize baktığımız zaman hissemiz gün içerisinde 122.40 görmüş arkadaşlar ve ister istemez de biraz aşağı salmış geçmiş günlerin hatırına diyelim. Şimdi baktığımız zaman desteğimiz ne gözüküyor şu aşamada? Hemen şöyle de bakalım arkadaşlar, kısa vadede desteğimiz düşemediği bölge 112.48, hemen bir daha bakıyorum, 112.90 arkadaşlar bizim için destek olarak karşımıza çıkıyor. Aşağısında da 88.49 ve daha da aşağıda 81.05 bizim için destek olarak karşımıza çıkan bölgeler. Bizim burada esas ana desteğimiz siyah tren çizgisi, bunu da takip etmekte fayda vardır arkadaşlar. Yani hisse en kötü ihtimalle düşünebileceğim şu siyah tren çizgisine kadar değer. Ondan sonra ister istemez arkadaşlar mevcut durum, çünkü ben bu şey değil, ne diyeyim size, balon bir şirket değil arkadaşlar. Yani neticede bunu böyle başı başına kendi başına bırakmazlar. Neyse, bunu söyledikten sonra ben Ichimoku Bollinger Hacim değerlendirmemizi yapalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman kırmızı olması düşüş trendinin hala devam ettiğini gösteriyor arkadaşlar. Şunu kastediyorum. Şu orta vadeli en azından kaç, 2 aylık mıdır? Evet, 2-3 aylık bir dönem arkadaşlar. Orta vadeli düşüş trendinin hala devam ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar, ama neticede hala bir düzeltme var mı? Sadece şu son kısımda hafiften bir trendin düzeltilmesi, yani yukarıya doğru bir hamle yapma ihtimali karşımıza çıkarmış, ama tabii şu aşamada hala kırmızı olumsuz olarak karşımıza çıkan bir Ichimoku bulutumuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının daha böyle güzel 108.8 orta noktası, bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bizim fiyatımıza baktığımız zaman 118 yaklaşık olarak da arkadaşlar %7 %8 gibi yukarısı da kapatmış orta noktadan. Bu da bizim için aslında, ya hatta baktığımız zaman aşağıdan destek alıp da 108'e kadar destek alıp da tekrar yukarı çıkması bizim için daha enteresan olur, bunu da söylemekte fayda var. Ama şu aşamada Bollinger bandı olumlu, Ichimoku olumsuz. Şimdi hacme bakalım. Bakın şu tepe noktasındaki hacimize baktığımız zaman 6 milyon lot, buraya geldiğimiz zaman 3 milyon 900 bin lot, buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar 5 milyon. Aslında çok güzel, bakın. Fiyat düşüyor, hacim düşüyor. Fiyat yükseliyor, hacim yükseliyor. Bu da bizim için olumlu arkadaşlar. Yani şu anda arkadaşlar ben hacime güvenirim. Hacim gayet de olumlu. Herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandı da olumlu gayet arkadaşlar. Ichimoku bulutu da şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim diğer bir hissemize, Tukaş arkadaşlar. Tukaş da bugün %6'ın üzerine kapattı. Şimdi Tukaş'a baktığımız zaman neler gözüküyor? En son baktığımız zaman Tukaş'ı 28 Aralık'ta değerlendirmişiz arkadaşlar. 28 Aralık'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 28 Aralık arkadaşlar tam da şurası. Bakın şuradaki kırmızı barımız. Desteğimiz varmış arkadaşlar 19.25 gibi. Şurada baktığımız zaman o zamanlar burası dutlukmuş. Ve 19.25 desteğimiz gayet güzel çalışmış, ama tabii güncellememiz gerekiyor. Neden? Aşağı doğru iğne bırakmış arkadaşlar. 18.35 bizim için destek. Başka desteğimiz var mı arkadaşlar? Tabii ki sağlam bir destek olarak karşımıza 12.39 da sağlam bir destek olarak karşımıza çıktı diyelim. Bunun için arkadaşlar şu trendlerimizi bir silelim. Trendlerimizi artık işimiz bitti. Bundan sonra sadece yapacağımız trend arkadaşlar ileriki aşamada düşeni kırıp kırmadığı ile ilgili. Onu da artık ileriki aşamalarda belki yapabiliriz, ama şu aşamada gördüğüm kadarıyla biraz düşeni kırmış gibi duruyor, ama hacmin biraz daha fazla olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi Ichimoku bulutuna baktığımız zaman kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemeyen bir Ichimoku bulutumuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 21.69. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi arkadaşlar 21.69, ki bu da 20 günlük bir hareketli ortalamadır. Fiyatımız 22.08 ve olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendini destekleyen bir Bollinger bandı. Çünkü 20 günlük hareketli ortalamanın Bollinger bandının orta noktasının üzerinde kapatmış. Ve gelelim hacme. Bakın şöyle bakalım hacme. Şuradaki tepe noktasındaki hacimiz 21 milyon lot. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar 10 milyon lot. Yani fiyat düşerken
hacim de düşmüş. Bu da bizim için olumlu. Yükselişlerini destekler vaziyette. Karşımızda olumlu bir hacimimiz var. Olumlu bir Bollinger Band'ımız var. Olumsuz bir Ichimoku bulutumuz var diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim diğer bir istemimize arkadaşlar. Parsan makineye. Parsan makineyi de en son 28 Aralık'ta değerlendirmişiz. Peki 28 Aralık'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 28 Aralık arkadaşlar tam da bakın şuradaki kırmızı barımız. Burada direncimiz 76'ymış. Direncimizi arkadaşlar bir defa yükselteceğiz, güncelleyeceğiz direncimizi. 79,87'ye çıkardık. Başka bir direncimiz var mı? Tabii ki başka bir direncimiz arkadaşlar. Şurası hemen şöyle çizelim. 68,53. Aşağıya baktığımız zaman 54,22 de bizim destek olarak yeni güncelleyeceğimiz desteğimiz arkadaşlar. Bu da elimizin altına bulunsun. Başka desteğimiz var mı? Tabii ki arkadaşlar. Başka desteğimiz şurada yakın ama en garantisi şu. Bakın şuradaki 46,36'da bizim destek noktamız var. Karşımıza çıktı diyelim. Bunun dışında arkadaşlar başka bakacağımız bir şeyler var mı? Bakın aşağıda sağlam bir desteğimiz var. Çoğu kimsenin hoşuna gitmese de arkadaşlar şuradaki siyah tren çizgimiz bizim için sağlam bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu da takip edilmesi gereken bir nokta diye düşünebiliriz arkadaşlar. Burası da bizim için önemli aslında. Çünkü hisseye baktığımız zaman bir bant aralığında gitmeye çalışıyor. Ve burada da arkadaşlar dip noktasına baktığımız zaman 40'lı seviyeler. Tepe noktasına baktığımız zaman 120'li seviyeler ki oldukça yüksek seviyeler. Yani arada bayağı bir fark var gibi gözüküyor. Takip edilmesi gereken nokta bu diye düşünebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında Ichimoku, Bollinger ve Hachimoku değerlendireceğimiz bölge. Ichimoku butuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükselişlerini desteklemiyor. Olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. Peki Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 68,11. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi 68,11. Peki bizimki bunun altında mı kapatmış? Evet bizimki bunun altında kapatmış. Olumsuz olarak değerlendireceğimiz bir Bollinger bandımız var. Olumsuz değerlendireceğimiz bir Ichimoku bulutumuz var. Ve hacme bakalım. Tepe noktasındaki hacim 1 milyon 400 bin lot. Peki aşağı indiğinde kaç? 978 bin lot arkadaşlar. Fiyat düşerken hacim de düşmüş. Bu da bizim için olumlu. Yükselişlerini destekleyen arkadaşlar bir hacimiz var. Neden? Fiyat düşüyorsa hacim de düşüyor. Demek ki satmak isteyen çok fazla yok. Düşmesinde açık çok fazla gerek yok veya çok derin düşüşlerin kalıcı olmama ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Ichimoku olumsuz, Bollinger olumsuz ve hacim de şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim diğer bir hissemize arkadaşlar Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na baktığımız zaman neler görüyoruz? Hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Bakın arkadaşlar şöyle direncimiz bir defa en son tabi bunu 28 Aralık'tan tanıtmışız onunla bakalım. Evet 2 Ocak'a tanıtmışız arkadaşlar yılbaşından hemen sonraki ilk gün. 2 Ocak tam da burada arkadaşlar bir direncimize gerek görmemişiz arttırmaya ama artık direncimizi hemen yapalım. Direncimiz 6,30 arkadaşlar. Yeni bir direncimiz var mı? Tabii ki yükselemediği bölge bizim için direnç olduğu için arkadaşlar 5,46'da bizim için yeni bir direnç olarak karşımıza çıktı. Peki onun dışında arkadaşlar başka var mı? Başka da bir tane de şunu da yapalım ondan sonra işimizi bitirelim. 5 de arkadaşlar bizim için direnç olarak karşımıza çıktı. Destek olarak da baktığımız zaman ilk desteğimiz 4. Akabinde arkadaşlar daha da aşağıda desteğimiz var mı? Daha da aşağıda desteğimiz var. 3,35'te destek olarak karşımıza çıktı. Hisse zaten bir çanak muhabbeti var. Fincan kup formasyonundan sonra arkadaşlar tekrar aşağı doğru bir dönüş sergilemiş. Fibonacci ile bitirdik. Ve baktığımız zaman şu siyah tren çizgimizin de işini bitirdik. Burası da artık bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hissenin siyah alttaki büyük siyah tren çizgisinin üzerine atma çabası var ki bu da bizim için direnç vazifesini görecek gibi. Burası da takip edilebilir arkadaşlar. Üzerine geçerse hacim artışıyla beraber oldukça sağlam noktalara gelme ihtimali var. Siyah tren çizgisine bakarsak. Şimdi dirençleri tekrarlayalım. 5, 5,46 ve 6,30 destekle 4 ve 3,35 olarak karşımıza çıkıyor. Hemen gelelim Ichimoku Bollinger hacim noktaya değerlendirmeye. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman kırmızı kırmızı olması bizim için olumsuz. Orta vadede yükseliş trendi desteklemeyen bir Ichimoku bulutumuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 5,29. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi bizim için Bollinger bandının orta noktası. Bunun altına kapatması bizim için olumsuzken ki bayağı bir olumsuz olmuş. Çünkü 5,29 lira arkadaşlar 4,61 lira baktığımız zaman yaklaşık 40-60 puan gibi %15 %20 gibi altında kapatmış. Bu da bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim hacim arkadaşlar. Hacimin tepe noktası 14 milyon lot. Aşağısına geldiğimiz zaman da 12 milyon lot. Fiyat düşerken hacmin aşağı düşmesi bizim için olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendini destekler vaziyette karşımıza çıkan fiyat hacim ilişkisi var. Ama desteklemeyen Ichimoku ile Bollinger var diye rahatlıkla söyleyebiliriz şu aşamada. Ve gelelim arkadaşlar Kardemir D'ye. Kardemir D'ye en son 12 mi? Hayır, 2 Ocak'ta tanıtmışız. Peki 2 Ocak'tan beri neler olmuş arkadaşlar? Şöyle bir kontrol edelim. Şimdi 2 Ocak arkadaşlar biraz geniş açalım da daha rahat bakalım. Şurası olması lazım. Evet tam da şurası bakın. Şuradaki yeşil barımız arkadaşlar.
Burada baktığımız zaman direncimiz o zaman 19.35'miş. Direncimizi bir güncellememiz lazım. Direncimizi güncelledik. Kaça kadar? Hemen şöyle bakalım. 19.94 olarak direncimizi çalıştırdık. Destek olarak da 17.34 desteğimiz gayet güzel çalışmış ama arkadaşlar biraz güncelleyelim. 17.34'ü 17.15 olarak destekledik. Aşağıda 15.87 ve 14.64 de bizim için destek noktaları. Şimdi hisseler arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla en azından şöyle diyelim. 2021'in başından beri arkadaşlar, hatta 2020 pardon 2021'in sonundan beri belli bir bant aralığında gitme çabası içerisinde görüyoruz. Gayet de güzel çalışmış. Hatta buradan Fibonacci ile ilgili de bir durum söz konusu arkadaşlar. Hedeflediği bölge 19.70'lere kadar, hatta biraz üzerine bile çıkmış ve şu anda arkadaşlar artık Fibonacci şu aşamada gerek yok mu? Gerek şu aşama görevini yapmış. Hisseler arkadaşlar güzel bir bant aralığı var. Baktığımız zaman yukarıda tekrar hareketlenebileceği bölge, hedeflediği bölge 26 olarak karşımıza çıkıyor mevcut durumunu korumak isterse. Aşağıda destek olarak da baktığımız zaman 13'ler neredeyse yarısına kadar arkadaşlar bir durum söz konusu. Destek olarak bunlara takip edebilir. Fiyatsal destek olarak da 19.94 direnç, 17.15, 15.87 ve 14.64'te destek olarak karşımıza çıktı. Gelelim Ichimoku Bullet'in genel hacim olarak değerlendirmemize. Ichimoku Bullet'ına baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki arkadaşlar olumlu olarak karşımıza çıktı. Yükseliş trendini destekleyen bir Ichimoku Bullet'umuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 18.43. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun üzerine kapatması bizim için olumlu. Baktığımız zaman üzerinde mi? Evet, 18.93'tü arkadaşlar. Aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalama olan Bollinger bandının üstünde kapatması bizim için olumlu olarak karşımıza çıktı. Hem Ichimoku hem Bollinger olumlu. Ve gelelim hacme arkadaşlar. Bakın şuradan itibaren başlayalım. Tepe noktasının hacmi 249 milyon not arkadaşlar. Gayet de güzel. Fiyat düşmüş arkadaşlar. Baktığımız zaman hacim ne yapmış? Hacim yükselmiş. Yani 249 milyon nottan arkadaşlar hacimi baktığımız zaman 276 milyon nota yükseliyor. Ama fiyat düşüyor arkadaşlar. Burası önemli. Tepe noktası itibariyle baktığımız zaman. O zaman ne diyeceğiz? Ichimoku bulutu olumlu, Bollinger olumlu ama hacim şu aşamada kısa vade için azın olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Sadece yüksek bir hacim gelirse arkadaşlar, yani fiyat yükselirse ve hacim arkasından takip ederse mevcut durumu olumluya dönüşebilir ama şu aşama teknik olarak olumsuz olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar videomuzun son ismisi Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na baktığımız zaman en son ne zaman tanıtmışız arkadaşlar? 2 Ocak itibariyle tanıtmışız. Peki 2 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 2 Ocak arkadaşlar tam da neresi? Bakın tam da şurası olarak karşımıza çıktı. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar bir daralan üçgenimiz var. Evet, yani bir boğa tuzağı yapılmış mı yapılmamış mı göreceğiz. Çünkü neticede arkadaşlar yukarı doğru çıkması gereken aşağı doğru ama çok fazla aşağıymış, onu da söyleyelim. Yani neticede arkadaşlar daralan üçgeni bir defa aşağı doğru kırmış. Bu biraz sıkıntılı bir durum. Tabii endeksle beraber de şurada aslında endeks vermeseymiş belki de yukarı atma ihtimali var ama şu aşamada arkadaşlar aşağı kadar de yani en azından desteklerimiz çalışmış öyle diyelim. Şimdi mevcut durumda arkadaşlar direncimiz kaçmış? 3.35, 3.66'ymış. Desteğimiz 2.70'miş arkadaşlar ama desteğimiz artık çalışacak zamanın direnç olarak gözüküyor. 2.68 direnç olarak karşımıza çıktı. Aşağıda arkadaşlar başka desteğimiz var mı? Sağlam bir destek olarak da 2.03 ile 1.65 bizim için sağlam destek olarak karşımıza çıktı. Aslında şu 1.65 ile biraz aşağı gevşeksek 2.01 arkadaşlar bizim için destek, 1.65'te diğer bir destek olarak karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar şurada artık şunları siyah tren çizgilerini falan bir çizelim. Burada şöyle bir görüntü artık olursa tekrarlayabiliriz açıkçası ama şu aşamada görüntü bu şekilde çıktı Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda. Şimdi hacim yeterli gelir mi gelmez mi yükselişin ama önümüzdeki günlerde bakacağız arkadaşlar. Ama işte şu aşama sanki biraz yeterli, ortalama hacim için yeterli gibi gözüküyor ama biraz sonra bunu değerlendiririz. Ichimoku Bollinger'ı hacim olarak değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku Bullet'ına baktığımız zaman yeşil değil, kırmızıya dönmüş arkadaşlar. Uç kısmına bakalım. Evet, kırmızıya dönmüş. Bizim için şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkan bir Ichimoku Bullet'umuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 2.74. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi ve bunun altına kapatması bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı diyoruz arkadaşlar. O zaman diyeceğimiz Ichimoku Bullet olumsuz, Bollinger bandı da ortalamanın altında kapattığı için olumsuz olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim hacme. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. İki şekilde bakalım. Tepe noktasında hacim 21 milyon not. Tamam. Aşağı iniyor arkadaşlar 19 milyon. Evet, fiyat düşerken hacim düşmüş. Gayet güzel. Şimdi 19 milyon nottan itibaren arkadaşlar hacim aşağı, fiyat düşerken aşağıya hacim de neredeyse 9 milyon not artmış arkadaşlar. İşte sıkıntı burada. Yani fiyat düşerken hacmin yükselmesi pek de bizim işimize gelen bir durum değil. Olumsuz olarak karşımıza çıkan bir fiyat hacim grafiği var gözüküyor arkadaşlar.
Olumsuzluğa karşımıza çıkan Bollinger, olumsuz kavga karşımıza çıkan Ichimoku var diye rahatlıkla söyleyeyim. Biz üçü de olumsuz şu aşamada Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.